Aşk ömrü dünyada pek çok yerde rekabete açık olmasına rağmen dünyada üretilen taş kömürünün %86'sını Çin, ABD, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Rusya ve Kore'den oluşan 7 ülke tarafından tüketilmektedir. Ülkemiz ise dünya taş kömürü tüketimindeki payı %38 civarlarındadır ve dünyada 17. sıradadır. Kömür özellikle demir çelik endüstrisi için hayati bir önem taşımaya halen devam etmektedir. Artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının yükselmesi enerjiye olan talebi de artırmaktadır. Özet olarak artan dünya enerji talebi dünya nüfusunun büyük bir kısmının ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin gelişmesine olan arzularını yansıtmaktadır. Dünya primer enerji harcının %25'i ve elektrik tüketiminin %40'ı oluşturan kömür, artan enerji ihtiyacı karşısında da bugünkü enerji endüstrisinde karar mekanizmasında önemli bir ayak olarak yerini korumaktadır. Ülkemizde en önemli taş kömür rezervleri Zonguldak Havzası'nda bulunmaktadır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun amacı taş kömürü madenciliğini ileri ve yeni teknolojileri kullanarak üretim ve verimliliğinin artırılması, başta demir çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan taş kömürü ihtiyacını karşılamaktır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında karayolu ve demiryolu yapımında liman işletmesine kadar maden makine imalatından altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirmiş ve salt taş kömür üretim değeri olarak sınırlı değil, hesaplanamayacak ölçülerde devasa katma değerler yaratmıştır. Bu süreç hala azımsanamayacak ölçüde devam etmektedir. 1829'da Közazı mevkiinde Uzun Mehmet tarafından kömür bulunuyor. Uzun Mehmet'in kömür bulmasından da önemlisi Osmanlı Aliye'ye, devlete kömürü haber vermesi. Çünkü o dönemde kendisi Bahri askeri, gemilerde de bildiğiniz gibi kömürle çalışıyor. Komutanına bunu, bize aktarılan bilgileri komutanına bunu iletiyor. Komutan vasıtasıyla padişaha haber veriyor. Şimdi dünyada gittiğimiz yerlerde her şehir bir kendi özelliğiyle anılır. Bizim de elde Uzun Mehmet'in kömür bulmuşla ilgili Uzun Mehmet'imiz var. Bir de çileğimiz var. Çilekle ilgili belli firmalar belli şeyler yapıyor ama şu gördüğümüz anıtı daha düzgün bir hale getirebiliriz. Bu konuda ben ameli bir olarak, TTK olarak Erdemir ve Genel Madencilik Sendikası'na buradan bir öneride bulunuyorum. Gelin bu proje geçirelim. Erdi Belediyesi de tabii bunun başını çeksin. Sayın Kaymakam da burada. Bu anıtı şu anda bulunduğumuz yer kamunun mudur, kimin de onu da bilmiyoruz. Burada Evli'ye yakışır, Uzun Mehmet'e yakışır, Madenci'ye yakışır bir eser ortaya koyalım. Bu çok da zor değil. Bunu bir öner olarak kamuoyunda tartışmasını ve bu girişimde bulunmasını sizden Sayın Kamuoyuna arz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizler yer altında doğayla savaştık ve 5000'e yakın maden şehidimiz var. Bölgemizde kurulan Erdemir, Kardemir, Çatalazı Termik Santralleri gibi iş yerlerinde de iş kazalarında arkadaşlarımızı kaybettik. Başta Uzun Mehmet olmak üzere hepsine rahmet ve şükranla anıyoruz. Bugün onların sayesinde emeğin başkenti olarak anılıyoruz. Değerli misafirler, değerli arkadaşlarım, madencilik dünyanın en zor ve en riskli mesleği. Ama bugün taş kömürü hala sanayinin vazgeçilmez enerji kaynaklarından biri ve mutlaka ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak her ortamda taş kömürü konusunda dikkati çekiyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun üretiminin artırılması için önerilerimizi anlatıyoruz. Hükümet bu hafta içerisinde ekonomik programını açıkladı ve kendi kaynaklarımızın değerlendirileceğini, ithalatın azaltılacağını ifade etti. Oysa biz yıllardır hükümeti ve ilgili bakanlıkları uyarıyoruz. Yılda 4-5 milyar doları taş kömürü için dışarıya vermekten vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Kömür var,
çalışacak insanımız var ve ülkemizin bu kömüre ihtiyacı var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun işçi açıkları en kısa sürede giderilmelidir. Genel Müdürlüğün talebi doğrultusunda en kısa sürede kuruma işçi alınmalıdır. Değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, Zonguldak'ta taşeron şirketlerde, Soma'da, Ermenek'te yaşanan maden kazaları yüreğimizi yaktı. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 2004 yılından beri ısrarla uyardık. Eylemler, mitingler yaptık. Yer altında taşeron olmaz dedik. Kar mantığıyla kömür üretimi yapılamayacağını görülmedik, kazalara yol açabileceğini ifade ettik. Ama ilgili bakanlıklar ve hükümet bu politikalarda ısrar ettiler. Artık Zonguldak ve Türkiye gerçeğini görmek zorundalar. Türkiye kendi doğal kaynaklarını kullanmak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Maden Tetkik Arama gibi madencilik sektöründe deneyimli kurumlarını korumak, kollamak, kendi madenciliğini yaşatmak, istihdam yaratmak, üretmek ve kömür ithalatını azaltmak mecburiyetindedir. Maden ocaklarımız burada olduğu için buraya kurulan Erdemir, özellikle bu bölgenin kömürünü daha çok kullanmalıdır. Türkiye iş güvenliği öncelikli üretim politikalarına zaman geçirmeden dönmek zorundadır. Taşkömür bölgenin gerçek anlamda bir sanayi kenti olarak kalkındırmasında ve Karadeniz Ereğli'nin kent kimliği kazanmasındaki en önemli temel değerlerinden biridir. Havza kömürlerinin üretimi Uzun Mehmet'in kömürü buluşu ile gündeme gelmiş Uzun Mehmet, Ereğli'den Amasya'ya uzanan, bölgenin kaderinin değişmesine yol açan bir simge olmuştur. Taş kömür üretiminde en önemli gerçek bölge insanın alın terini canı pahasına akıtarak verdiği emektir. Ben bölgemizin gelişmesine taş kömürü bularak katkı sağlayan Uzun Mehmet ve tüm maden şehitlerimize saygı, şükran ve nimet anıyorum. Nimetle anıyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hiç değişmedi bu gerçek. Onların elinde kürek, bizlerin elinde kalem. Feda edilen hayat öykülerini anlatan kurşun. Dökülen terleri, yorgun bedenleri. Sadece harfleri dizer boş kağıda. Bu mudur sizce onların hak ettiği? Sırf ekmek parası kazanıp yaşamak için ayrılığı ve ölüm tehlikesini göze almaları. Evladını okutabilmek, iyi yerlere getirebilmek için çektiği sıkıntılar. Kömür pek değişmedi dünden bugüne. Hala saf ve parlak siyahında. Belki de değişmeyen bizlerizdir. Zorlu yaşam koşullarının bizlere kattığı mecburiyet duygusudur. Yapmak zorundayım, yapmak zorundayım. Kestaneci köylüdür. Yani köylündür, köylümdür. Anam dedi ki, kömürü bulanmış, yaşama can katanmış, sıcacık yuvalarmış. Anama yine sordum, kömür nedir ana? Sobada yanan ateş, fabrikada tüten bacadır. Madende emekçinin emeği, alın teri yüreği. Ailelerin aşı ekmeği karadır bir çuval, karadır bir elmas. Kara kıyılar derindir, burada kalır madenciler. Ücreti bir aferindir, zehir solur madenciler. Bir de kara yüzleri var, yaşamdan hayli uzak. Kömür gibi kadere bak, bilmem ne olur madenciler. Grizu gelir uykuda, nice canlar yutu ita. Biz cennette o uykuda, toptan ölür madenciler. Onları gezer sağ gibi, bin senelik maden gibi fusul olur madenciler. Yeryüzünde sevda güzel, derinlerden selam eder. Derinlerden selam eder. Duman, bu dünyadan kömür gider, duman gelir madenciler. Kömür, gaz, ne bileyim işte kirpas, üzerimizden geçiyor az az. Bizleriz madenlerin karıncaları, karanlığın ışıklı neferleri. Emek, onur, yaşam ve mücadele. Herkes şu an burada el ele göz göze. Yıldızlar, ay, güneş ve ötesi yüzlerce metre uzaktadır biz. Bizi burada sadece biz duyuyoruz her gün. Dışarıdakilerse 365'te bir gün. Hatırlıyorsunuzdur umarım.